Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli dinleyenler, yine bir kavramlar programında sizlerle beraberiz. İnşallah bu haftaki programımızda da geçen haftadan devretmiş olduğumuz cehennem kavramı üzerinde duruyorduk. Yine inşallah nasip olursa bu kavramımızı devam ettireceğiz. Cehennem kavramını değişik yönleriyle izah etmeye çalıştık. En son cehennemin yedi kapısı veya da cehennem tabakaları diye bir başlık inceliyorduk. Buna binaen cehennemin tabakaları diye ifade ettiğimiz e, isimlerinden de bahsetmiştik. Birincisi cehennem e, cahim haviye, hutame, leza, sa'ir, sakar gibi isimlerini konu etmiştik. Bu haftada inşallah Nas'larda hakim olan temaya göre insanla Allah arasındaki asli münasebet e, ile ilgili olarak insanlar nasıl tavır geliştirirlerse ona göre karşılıklarını alacaklar. Bu meyan üzere, bu çerçevede inşallah e, sohbetimizi devam ettirmeye çalışacağız. Biliyorsunuz Esma-i Hüsna içerisinde kainata ve özellikle de insana yönelik olanlardan sadece iki veya üçü Allahü Teala'nın Esma-i Hüsna'sından kahır ve gazap ifade ediyor bu bunlardan üç tanesi. Diğerleri karşılıklı rıza ve muhabbet anlamını içeriyor. İslam'da Asıl olan kulun itaat etmesi, Allah'ın dünya ve ahirette mükafatlandırmasıdır. Ceza asli unsur olmayıp kötülüklerin önlenmesi için bir tedbirdir İslam'da. İnsandaki adalet duygusu ve müeyyide yani yaptırım anlayışı ahiret hayatındaki ceza ve mükafatın varlığını da bu anlamda gerekli kılan bir unsurdur. Allah ile kul arasındaki bağın uluhiyet açısından rahmete, kulluk açısından tazime dönüşen bir muhabbete dayanması esas almış olmakla birlikte eğitilmesi çok zor olan insanlar için azap, diğer dinlerde olduğu gibi İslam'da da bir müeyyide olarak kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de cehennem azabı çeşitli etkileriyle yakıcı olan ateşle tasvir edilmiştir ki nar ismiyle Kur'an-ı Kerim'de 145 yerde geçtiğini söylemiştik. Azap ayetlerinin incelenmesinden anlaşılacağı gibi de değerli dinleyenler, ateş maddi bir ateş olup yakıtı insanlar ve yanma özelliği bulunan taşlardan yahut putlardan ibarettir. Evet. Ve gudu Nasu vel hicara. Evet. Uiddet lil kafirin. Yani yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem. Kafirler için hazırlanmıştır buyuruluyordu. Evet. Bu ateş alevlenen, sönmeye yüz tuttukça tekrar tekrar tutuşturulan, vücudu saran, tahripkar yakıcılığı ile bedeni pişirip parçalayan ve iç organlara kadar nüfuz eden bir ateş. Mürselat suresi 32 ve 33. ayete göre cehennem ateşinin develer ve saraylar kadar kıvılcım saçtığı da belirtilir. Bir hadis-i şerifte dünya ateşinin kemmiyet ve keyfiyet açısından cehennem ateşinin yetmişte biri olduğu ifade ediliyor mesela. Yine bir ayetin e, dolaylı bir hadisinde açık ifadesine göre cehennemin yakıcı ateşi gibi dondurucu soğuda bir azap türü olarak haber veriliyor çeşitli ayetlerde cehenneme girecekleri simalarından tanınacakları, perşemlerinden ve ayaklarından da yakalanarak yüzleri üstü ateşe atıracakları, cehennemin kaynamaktan doğan uğultusunu duyacakları, hiddetli ve dehşetli görüntüsünü müşahede ederek edecekleri de anlatılıyor. Yine değerli dinleyenler, Kur'an'ın beyanlarına göre cehennemlikler kaynar sular, ateşten prangalar ve zincirler, ateşten elbiselerle cezalandırılacaklardır. Kur'an'daki en açık ve etkili azap tasviri ise şöyledir. Altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanlar için bu altın ve gümüşler cehennem ateşinde kızdırılacak sahiplerinin alınları, böğürleri ve sırtları onlarla dağlanacaktır buyrulur. Tevbe suresi 34 ve 35. ayetlerde. Cehennem ehli açlık ve susuzluk hissedecek. Fakat yemek olarak kendilerine karınlarında erimiş madenler gibi kaynayacak zakkum ağacı, dari denilen zehirli nebat, içecek olarak da bağırsakları parçalayan kaynar su yani kanla karışmış irin verilecektir deniyor. Cehennem ehli açlık ve susuzluklarını hiçbir şeyle gideremeyecek, cennet ehlinden su talepleri geri çevrilecektir. Yiyecek olarak hayvanların dahi yiyemeyeceği bir nebat olan dari ve zakkum ağacı onlara takdim edilecektir. Bu kafir ve asilerin kalacakları yer bir hapishanedir. Bu hapishanenin her biri muayyen bir gruba ayrılmış olmak üzere yedi kapısı vardır. Yine bu hapishanenin bekçileri çok sert meleklerdir. Fakat bu yer altı hapishanesi de bazısı diğerlerinden daha aşağıda olan birçok odalara bölünmüştür. Üzerlerine ise kapıları kilitlenmiş ateş salı verilecektir. Bu kızgın ve yakıcı bir ateştir. Uzaktan bakıldığında homurtusu ve uğuldaması duyulan doymaz bir ateştir bu. Lavlar fışkırtan volkan gibi de kıvılcımlar saçmaktadır. Günahkarlar ise kah kız kıvrak olarak, kah boyunlarında bu olduğu halde alınlarından ve ayaklarından tutulup uzun zincirlere vurularak yüzüstü sürüklenirler ve yüzüstü ateşe hem de sıkışık bir yere atılırlar yakıcı bir ateşle tutuşturulurlar. Artık cehennem için yakıt ve odun olmuşlardır bunlar. Değerli dinleyenler, bu bahsettiğin tanımlamalar Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle ifade edilen tanımlamalar. Dolayısıyla bunlar e, rivayetlerden veyahut da bizim kendi zanlarımızla oluşturmuş olduğumuz cezalandırmanın sıfatları değil. Bu değerlendirmeleri o şekilde düşünmemiz lazım. Yine sıkıntı ve acıdan kendilerinden geçmiş olan bu suçlular, cehennemlik suçlular, kaçmak istedikleri her seferde demirden kamçılarla dövülerek ateşin ta ortasına itilirler. Ateşten bir döşeye yatırılacak, yine ateşten örtülere bürünecekler ve ateş tarafından tamamen kuşatılacaklardır. Bu öylesine bir alev ki hep yüzleri yalayacak, derilerini ve parmaklarını söküp alacak, istisnasız her yeri yakacak, kasıp kavuracak, kömüre çevirecektir. Onun nüfuzu bu kadarla da kalmayacak. Ruhları ve gönülleri de saracaktır. Cezanın hafifletilmesi veya bu işin artık bitirilmesi dileğiyle feryat edecekler. Fakat bu boşuna olacak. Bitmeyen bir azap içinde derileri yenilenecek. Tekrar feci inilti ve solumalarla baş başa kalacaklardır. Derken kaynar suya sürülecekler kaynar su dökülecek tepelerinden aşağıya derilerindeki gözeneklere nüfuz edecek yakıcı bir rüzgar yani semum ve sonsuz derecede kaynar bir su onun adına da hamim denir. Onun içerisinde olacaklar. Üstlerinde ise bütün ümitleri çökertecek bir tarzda kesad olan karanın karası, dumandan bir gölge olacak. Evet. Cehennemle ilgili bu değerlendirmeleri Kur'an-ı Kerim'in birçok ayet-i kerimesinde biz müşahede ediyoruz. Bu manada ben buna dair bazı örneklemeler olarak mesela Safa Suresi 62-66 arası, İsra Suresi 8. ayet, Hicr Suresi 44, Tahrim Suresi 6, Nisa Suresi 145, Belet Suresi 20, Rahman Suresi 41, Mü'min Suresi 71, Enfal Suresi 50, Hac suresi 9, Müddessir suresi 28-29 gibi Kur'an-ı Kerim'deki bu sureler bize bu belirtmiş olduğumuz sure ve ayetlerde Allahü Teala cehennemin ne kadar şiddetli bir azapla insanlara azap edeceği ifade ediliyor. Kur'an'daki cehennem tasvirlerinden anlaşıldığına göre değerli dinleyenler belirtmiş olduğumuz Sıfatları ve özellikleri fizyolojik cezalardan başka bir de psikolojik nitelikli azapların da olduğunu düşünmemiz söz konusu. Bu tür azap ruhlara en şiddetli azabı verecek. Bu azaba müstahak olanların ilahi lanete uğratılmaları şeklinde vuku bulacaktır deniyor. O da işte Vakıa Suresinin mesela 43. ayetinde. Bütün amellerinin boşa gitmesi yine aynı şekilde. Bakara suresi 217, 264, 266, 276. gibi ayetlerde bunlar belirtiliyor. Allah'a ortak kılınan putların kendisine bağlananları terk etmesi yani Enam suresi 94, Hut suresi 21'de. Ahirette nasiplerinin olmaması. Bakara 102, Ali İmran 77 ve 176'da. Ahirette unutulmaları. Araf 51, Casiye 34, yardımsız bırak bırakılmaları İsra 22, kovulmaları İsra 18 39 39. ayetler. Yine dostsuz ve yardımsız kalmaları Şura 8. ayet. Göğün kapılarının onlara açılmaması Araf suresi 40. ayet. Özür beyan edemeyecek olmaları Mürselat suresi 35 ve 36. ayetler ziyanda olmaları, Bakara 27, 121, Ali İmran 85, 149. ayetler gibi bu vermiş olduğumuz örnekler çerçevesinde psikolojik olarak da bir takım azapların onları beklediği ifade ediliyor bu ayet kelimelerde. Yine bunların yanında bazı zamanında yani diriliş zamanında suçlular başları eğik olduğu halde Allah'ın huzurunda dururlar, duruyorlar. Secde suresinin 12. ayetinde ve bunların yüzleri kapkara. Alemran suresinin 106. ayetinde ve somutkan bir vaziyette bulunuyorlar. Bu da Mürselat suresi 24. ayet. Amel defterleri büyük küçük her şeyi kaydetmiştir. Kehf suresi 49. Kendi organları kendi aleyhine şahitlik ederler. Nur suresi 24 ve 36. Günahlarını sırtlarına yüklenmişlerdir. Enam Suresi 31 İnfakında cimrilik gösterdikleri malları boyunlarına dolanacaktır. Alemran 180 Zemmedilmiş İsra 18-22 Kınanmış İsra 39 Ve Allah'ın buzuna uğramışlardır. Mümin Suresinin 40. Ayeti Hor ve hakir vaziyettedirler. Enam 124 üzüntüler içerisinde parmaklarını ısın, ısıracaklardır. Bu da Furkan suresi 27 ve 29. ayetlerde. Yine acı, acıklı, büyük, şiddetli, aşağılayıcı, sürekli uzun süreli gibi nitelikler taşıyan cehennem azabının kafirler için ahkab adı verilen uzun devirler süreceği ve bunun da kainatın ömrü kadar sürekli olacağı, fakat ilahi iradeye bağlı olarak sürenin uzatılıp kısaltılabileceği Kur'an'da verilen bilgiler arasında yer alıyor. Böyle bir değerlendirmeyi de sizinle paylaşmış olalım. Evet, değerli dinleyenler, cehennem ehli gerçekten çok büyük bir azapla karşılanacaklardır. Dünyada işlenen günahlara karşılık ahirette uygulanacak cezanın yeri manasındaki cehenneme sadece layık olanlar girecek. Oraya layık olanlar yani cehennemi kazanmış olanlar girerler. Rahmeti gazabını geçmiş olan Allahü Teala dilediğini hak ettiğinden fazla mükafatlandırdığı halde kimseye hak ettiğinden fazla azap vermez değerli dinleyenler. Bu Allahü Teala'nın adaletine aykırıdır. Cehenneme layık olanlar kimlerdir o halde? yaratıkların en şereflisi kılınan insan Allah'ı tanımak gibi üstün bir yetenekte donatıldığına göre ki Kur'an-ı Kerim'in Zariyat Suresinin 56. ayet kelimesinde haber veriliyor. Kainatın yaratıcı ve yöneticisini tanımayıp onu tazime dönüşen bir sevgiyle sevmedikçe yani selim yaratılış istikametinden ayrılıp inkara yöneldiği sürece cehennem ehlinden sayılmaya layık olur uhrevi cezadan yani cehennemden kurtulmanın yegane çaresi olan imanı Allah ile kul arasında oluşan bir sevgi telakki eden Kur'an, Allah'tan kula yönelik sevginin gerçekleşebilmesi için bütün semavi kaynaklı kitapları kucaklayan son ilahi mesajın tebliğcisi, geçmiş nebilerin tasdikçisi, son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine uyulmasını, Muhammed aleyhisselama uyulmayı, şart koşmuştur. İmran suresinin 31. ayet kerimesinde. Evet. De ki Allah'ı seviyorsanız, eğer Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olun, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın buyurulur. Alemran 31. ayette. Önceki peygamberlerin ümmetleri onların ümmetleri de kendi dönemlerinde nebilerine samimiyetle uymuşlarsa ebedi cezadan kurtulmuşlardır. Allah Teala kendilerinden ahit aldığı İsrailoğullarına şöyle demiştir. Mealen ben sizinle beraberim eğer namaz kılar, zekat verir, peygamberlerime inanır, onları desteklerseniz ve ihtiyacı olanlara faizsiz borç verirseniz günahlarınızı örter, sizi zemininden ırmaklar akan cennetlerime koyarım. Bundan sonra inkar yolunu tutasınız. İyi biliniz ki doğru yoldan in bundan sonra inkar yolunu tutarsanız iyi bilin ki doğru yoldan bunlar sapmıştır. Evet. Maide suresinin 12. ayeti. Ne var ki değerli dinleyenler, bunu takip eden ayetlerde de yine anlatıldığı üzere İsrailoğulları da kendilerinden benzer ahit alınan Hristiyanlar da bu ahitlerini bozmuşlar. Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap getiren son peygambere uymamışlar ve böylece Allah'ın rızasından uzaklaşmışlardır. Allah kullarından dilediğini azap etmeye muktedir olmakla birlikte o azabının inkara ve isyana karşılık olduğunu bildirmiştir. İman edip ilahi emirlere itaat edenlerin dışında kalan insanlarla cinler İnkarlarının derecesi ve günahlarının büyüklüğüne bağlı olarak cehennemde bu tipler azap göreceklerdir. Peygamber gönderilmeyen ve kendilerine ilahi mesaj hiç ulaşmamış olan topluluklara azap edilmeyecektir. Buna karşılık Allah'ın huzuruna çıkacaklarına inanmayıp ayetleri inkar eden kafirler, Kur'an'a sırt çeviren Yahudiler, Hristiyanlar, münafıklar, müşrikler, Peygamberlerin bir kısmına inanıp diğerlerini inkar edenler şiddetli azaba uğratılacaklardır. Kur'an'da belirtilen sınırları yani hududullahı aşıp peygamberlerin bildirdiklerine aykırı davranan bütün büyük günah sahibi müminler de evet onlar da Allah'ın rahmetiyle eğer e, tövbe etmişlerse Allah tarafından inşallah bağışlanacaklardır. İman ile davranışlar arasında sıkı bir münasebet vardır değerli dinleyenler. Gerçekten iman eden kimse amellerini de imanı paralelinde yerine getirir. Kur'an bütün kurtuluş vesilelerini iman amel mutabakatına ilişkisine ve bağlılığına bağlar. İslam tarihinin ilk dönemlerinden itibaren müminlerde göze çarpacak davranış bozukluklarının yani günahların ebedi saadet açısından doğuracağı sakıncalar üzerinde durulmuştur. Üzerinde hassasiyetle konu ele alınmıştır. Meryem Suresi'nde cehennemden ve onun ehlinden bahsedildikten sonra içinizden oraya gitmeyecek hiç kimse yoktur deniliyor. Meryem Suresi'nin 71. ayetinde içinizden oraya girmeyecek hiç kimse yoktur. Buradaki gidişin yani vürut yani bu gidiş şeklinin yorumu hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmüş. Söz konusu ayetlerden edinilen tabii ki ilk kanaat müminlerde dahil olmak üzere herkesin cehenneme uğrayacağı ve onu göreceği şeklindedir. Fakat bu ziyaret doğrudan cehennete e, gireceklere bir zarar vermeyecektir. Cennet ile cehennem halkı arasında vuku bulacağı haber verilen karşılıklı konuşmalardan cehennemliklerin cennetteki nimetlerden haberdar olacakları anlaşılmaktadır. Cehennem azabı ile cezalandırılacak kişiler ilgili ayetlerin ışığında tasdife tabi tutulacak olurlarsa hukukullah yani Allah hakkı ile hukukul ibad dediğimiz kul hakkına tecavüz edenler şeklinde bir gruplandırma yapmak mümkündür. Hukukullah'a tecavüz, iman yolunu terk edip inkara sapmak şeklinde özetlenebilir. Bu tecavüz türü yani küfür, şirk, nifak, Allah'ın ayetlerini ve peygamberlerini tekzip gibi kavramlarla birçok ayette dile getirilerek eleştirilmiş ve mücrimler diye nitelendirilen bu mütecavizler için Allah'ın düşmanı tabiri kullanılmıştır. Yanılmak kulun sadece bir özelliği ise bağışlamak da Allah'ın en çok vurgulanan bir sıfatıdır. Ancak kul hatalarında ısrar eder ve suçu kendisini çepeçevre kuşatırsa yani o suçu işlemeye sürekli adeta alışkanlık haline getirmişse o suçu muhakkak ki ebediyen cehennemde kalır Allah korusun. Şu ayetlerde yine değerli dinleyenler cehennemlik insan tipini etkileyici bir şekilde bize bir sunum yapmakta Şöyle buyruluyor mealen. Alabildiğine inat eden, hayra veya Allah yolunda harcamaya var gücüyle engel olan, Allah'a ortak koşan şüpheci nankör. Evet, cehennemi hak etmiş olan insanlardan birisiyle ilgili böyle bir tanımlama. Kul hakkına tecavüz eden tiplerle ilgili birçok ayet ve hadis mevcuttur değerli dinleyenler. Ayetlerde bu kişiler hakkında zalim, katil, kibirli, müminlere işkence yapan, yetim malı yiyen gibi vasıflar sıralanmakta. Duyu organları sağlam ve zihni muhakemeleri yerinde olduğu halde gerçeği görüp idrak etmeyen bu kişiler için dört ayaklı hayvanlar gibi hatta onlardan daha da şaşkın ifadesi kullanılmaktadır. Araf suresi 179. ayette. Bir ayet-i kerimenin tasviri de yine şöyle. Alabildiğine yemin eden, izzeti nefsi bulunmayan, ötekini berikini ayıplayan, laf getirip götüren, cimri, aşırı zalim, günaha dadanmış, kaba, haşin, şerefsiz ve soysuz. Evet, kalem suresi 10 ve 13. ayetler arasında haber veriliyor bu özellikli sahipleri. İşte hadis kitaplarında yer alan çeşitli rivayetlerde. de, bu tür tasvirleri dile getiriyor bizlere. Bir hadiste kişileri cehenneme en çok sürükleyen iki şeyin ağız ile tenasül uzvu olduğu ifade edilmiştir. Doğrusu Allah iman edip salih amel işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Nankörlük edenler ise zevklenirler ve hayvanlar gibi yerler onların yerleri ateştir buyurulur. Evet. Muhammed suresinin 12. ayetinde. Bu ayet kafirin dünyada maddi hayattan faydalanma ve heva ve hevesinin doğrultusunda istediğini yeme yönündeki çabasının müminin ön gördüğü çabadan daha fazla olduğunu belirtmektedir. Üstelik kafir maddi şeylerden yararlanırken tıpkı hayvan gibi kendisini kontrol etmeyi bilmemekte helal ve harama, başkasının varlığına saygı göstermemektedir. Cehennem ehli devamlı tartışacak ve çekişecektir. Dünyadayken şerli önderlerinin sözünü dinleyenler, onları kendilerini saptırmakla suçlayacak, önderleri ise kendilerini bütün suçlamalardan temize çıkarmaya çalışacaklardır. Zaten bu tipler ağızları laf yapan tipler, tiplerdir biliyorsunuz. Yani ağızlarının laf yapmasıyla kendilerini dünyada bir takım şeylerden kurtarabilirler. Belki insanları aldatıp insanları peşlerinden de sürükleyecek kadar bu ağızları lafla yapabilir. Ama ahirette onların bu özelliklerinin kendilerine sağlayacağı herhangi bir fayda da olmayacaktır değerli dinleyenler. Yani ne kadar kendilerini güzel savunurlarsa savunsunlar, Allah'ın şaşmaz adaletinden kurtulamayacaklar ve hak ettikleri cehennemi boylayacaktır bu insanlar. Hayat ki onların bu süslü sözlerine, onların bu dolambaçlı sözlerine, demagojilerine aldanan kitleler aldandıklarından, iradelerini onların iradelerine amade kıldıklarından dolayı da onlarla beraber aynı şekilde haşredileceklerdir. Evet onların mazeretleri de onları kurtarmayacak. Yani biz bu önderlerimize uymuştuk işte bizim suçumuz yoktu tarzında veyahut da e, bize azap etme onlara azap et yok onlara da azap edilecek uyanlara da azap edilecektir ahiret gününde. Hadislerde de konuya dair ifadelere göre cehenneme girenlere farklı derecelerde azap edilecektir peygamberleri öldürenler, sapıklığa öndelik yapıp topluma bu şekilde yön verenler ve zalim devlet başkanları en şiddetli azaba maruz bırakılacaklardır. Müslüman olmamakla birlikte Hazreti Peygamber'i himaye eden ve dolayısıyla İslam'ın yayılışını destekleyen Ebu Talib'e ise hafif bir azabın uygulanacağı bazı rivayetlerde bize intikal ediyor. Cehennemlerin veya cehennemdekilerin kimi ayak bileklerine, kimi dizlerine, kimi de beline ve göğsüne kadar ateşe gömülecekler. Kafirlerin bedenleri büyütülerek farklı şekillere sokulacaktır. Bunlar hadis-i şeriflerde belirtilen cehennemdeki durumu ifade ediyor. Beşeri adalet mekanizmaları özellikle İslam'ın hüküm sürmediği beldelerde mutlak adaleti elbette ki sağlayamayacaklardır. Zaten özellikleri gereği bunu da yap yapacak konumda da değillerdir. Hiçbir zaman da olamayacaklardır. Mutlak adalet Allah'ın bildirmiş olduğu yani hakimler hakim olan Allah'ın bildirmiş olduğu hükümler çerçevesinde ortaya konan adalet e, şeklidir. Evet. Hakimlerin hakim olan Allah Ahiret hayatında mücrimlerin mutlaka ayrı bir statüye tabi tutulacağını birçok ayet-i celile de bize haber veriyor. Bu bakımdan iyi ile kötünün farklı şartlarda farklı sonuçlarla karşılaşacağı şüphesizdir. İman edenle etmeyenin, Allah'a itaat edenle ona isyan edenin eşit tutulmaması ilahi adalet ve hikmetin de gereğidir. Kur'an'ın çeşitli ayetlerinde Allah'ın lütuf ve keremine güvenerek inkar ve isyana düşülmemesi konusunda bütün insanlar uyarılmaktadır. Evet. Lokman suresinin mesela 33. ayetinde Fatır suresinin 5. ayetinde Allahü Teala insanları uyarıyor. İyilerle kötülerin hem dünya hayatında hem de ahirette farklı muamelelere tabi tutulacakları ısrarla belirtilmektedir unutulmamalıdır ki Allah'ın bağışlayıcı olması yanında azabı da şiddetlidir değerli dinleyenler. Hicr suresinin 50. ayetinde bu konuya konuya temas ediliyor. İnkarcı ve isyankar kullara azap etmek hem bir adalet hem de rahmet olarak düşünülebilir. Nitekim günahkarlardan ilahi azabın geri çevrilmeyeceği anlatılırken Allah'ın geniş bir rahmet sahibi oluşuna temas edilmesinde de böyle bir hikmet aramak mümkündür. Kur'an ile birlikte bütün semavi kitaplarda yer alan bu temel hükmü yok farz edecek bir yorum tümüyle isabetsiz ve geçersizdir değerli dinleyenler. Cehennemde görülecek azabın miktar, şiddet ve şekillerini ise ancak Allah ve Resulü'nün bizlere bildirmesiyle ve bildirdikleri kadarıyla bilebiliriz. Bunun ötesi hakkında bilgi sahibi değiliz. Ahiret hayatının her devresinde olduğu gibi cehennem azabını ruh, beden ve bedenle beraber çekeceklerdir. Ancak cehennem hayatında sözü edilen acı, ıstırap, azap, ateş ve benzeri şeyler bu dünyadakilerine tam benzetilemez. Bunların iç yüzünü insanların bilmesi de mümkün değildir. Ancak Allah bilir. Hemen bir ayet kerime. Kaf suresi 30. ayet. O gün cehenneme doldun mu deriz. O daha var mı der. Evet. Kaf suresi 30. Duyguları körelmemiş, hislerini kaybetmemiş hiçbir insan bu ifadeleri okuduğu veya işittiği zaman değerli dinleyenler sakin olamaz. Ruhunda bir şeylerin uyandığını, kabardığını hisseder. Cehennem öyle anlatılmış ki sanki insan azmanı gözünü dört atmış açmış etrafında yakınında gördüğü her şeyi içine çeken ve yok eden bir canavar gibi. Görevi insan yemek. İnsan bu ifadeleri okuyup ruh dünyasında canlandırdığında hiç o müthiş tuzağa doğru gider mi? Değerli dinleyenler. Yanından bile geçmez değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki çok manidar, çok müthiş bir e, kucaklayıcı bir hadis-i şerif. Peygamberimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam sahih üstünde geçiyor rivayet. Benim halim ateş yakan bir adamın misali gibidir. Ateş etrafını aydınlatınca pervaneler ve şu küçük hayvanlar başlar o ateşin içine düşmeye. O adam onlara mani olmaya çalışır. Onlar adama galebe çalarlar da düşünmeden kendilerini ateşin içine atarlar. İşte benimle sizin örneğiniz budur. Ben sizi eteğinizden tutup ateşten çekiyor, koymaya çalışıyorum. Ateşten uzak durun, ateşten uzak durun diye çağırıyorum. Sizler beni yeniyor ve düşünmeden kendinizi ateşin içerisine atıyorsunuz buyuruyor. Evet, ya değerli dinleyenler, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam böyle diyor. Ya Resulallah ne kadar da merhametlisin. Sanki cehenneme karşı bize kalkan vazifesi görüyorsun. Çünkü sen cehennemin vehametini, dehşetini biliyordun. Onu her an görüyor gibi ona iman etmiştin. Böyle olduğu içindir ki benim bildiğimi bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz demiştin. Doğrusu biz senin gibi ve senin kadar bilemediğimiz için ateşe doğru uçan kelebekler gibiyiz. Orada sanki bir şey var zannıyla koşuyoruz. Sen ise orada durmuş gelenlere gidin buradan Burada bir şey yok. Değilse helak olacaksınız diyerek uzaklaştırıyorsun. Evet. Selam olsun sana ey Allah'ın Resulü. Evet. Değerli dinleyenler Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde cehennem ve cennet hayatını idraklerimizle yaklaştırarak bütün ayrıntılarıyla bize haber vermektedir. Bu açıklamalar o derece canlıdır ki Bazen de ruhun etkileneceği şekilde tablolaştırılır ve seslendirilir. İslam nizamına inanmayan ve bu hak düzeni yaşamayanların atılacakları cehennemin azabını ve bu azabın kalplere korku salan dehşetini yine ayetlerden izleyelim. Bakın. Hicr suresi 43 ve 44. ayetler. Cehennem o azgınların hepsinin buluşma yeridir. Onun yedi kapısı vardır. Her kapıdan onların girecekleri ayrılmış bir kısım vardır buyurulur. Evet değerli dinleyenler, dünya hayatında da o azgınlar zaten hep aynı yerlerde buluşurlardı ya. Şeytanın süslü gösterdiği batakhanelerde, eğlence yerlerinde. Orada da aynı şey yerde buluşurlar. O cehennemin yedi kapısından her biri başka bir kovuşa tabir yerindeyse açılır. Her kapıya o azgınlardan bir miktar nasıl olduklarına ve ne yaptıklarına göre bölünüp ayrılmışlardır. Herkes konulduğu koğuşta azabı çeker. Zaten onlar kıyamet saatini de yalanladılar. O saatin geleceğini yalanlayanlara çılgın alevli bir ateş hazırlamışızdır. Bu ateş onlara uzak bir yer, yerden gözükünce onun kaynamasını ve uğultusunu işitirler elleri boyunlarına bağlanarak dar bir yerden atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler. Bir kere yok olmayı değil, birçok defa yok olmayı isteyin denir. De ki bu mu iyidir yoksa ebedi cennet mi daha iyidir? Evet hemen Rabbimiz kıyaslamayı da arkasından getiriyor. Hemen cenneti de hemen alternatif olarak sunuyor. Furkan 11 ve 15'te hangisi? Cennet mi? Yukarıdan sayılan o özelliklerdeki insanın canını okuyan o azabı mı istiyorsunuz? Evet, böyle bir iradi seçimle baş başa bırakıyor. Cehennemin homurtusu ve uğultusu kızdırılmış ve sinirlenmiş bir canavarın sağa sola saldırmaya hazırlanışını andırıyor. Haydi yaklaşın bakalım. Böyle bir, böylesi bir canavarın önüne atılan avın halini bir düşünelim. Aynı şekilde cehenneme atılanların cehennemin uğultusuna karışan bitmek tükenmek bilmeyen feryatları ne zamana kadar sonsuza kadar evet o cehennem ne geri bırakır ne de azaptan vazgeçer insanın derisini kavurur buyrulur müddessir suresi 28 ve 29. ayetlerde evet Adi bin Hatem radıyallahu anh'ten bir hadis var. Resulullah ve vesselam şöyle buyuruyor. Ateşten korununuz diyor. Ravi ya Resulallah sanki ateşe bakıyor gibi cehennemden çekindi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sanki ateşe bakıyor gibi cehennemden çekindi dedi ravi. Sonra böyle buyurdu. Sonra üç defa sakınıp yüzünü çevirdi. Sonra biz cehenneme bakıyor zannettik. Sonra Yarım hurma ile de olsa ateşten korununuz. Onu da bulamayan güzel bir söz söylemekle korunsun buyurdu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bir defasında peygamberimiz çok gülen bir topluluğa uğradı da aranızda cennet ve cehennem anılırken gülüyorsunuz ha buyurdu. Artık bu kimselerden hiçbir ölünceye kadar gülerken görülmedi deniyor. Nisa suresinin 56. ayetinde şöyle buyuruyor Rabbimiz. Ayetlerimizi inkar edenleri ateşe sokacağız. Derilerinin her yanışında azabı tatmaları için onları başka derilerle değiştireceğiz. Allah güçlüdür, hakimdir buyuruluyor. Yine Hac suresinin 19 ve 22. ayetleri arasında işte Rableri hakkında tartışmaya giren iki taraf. Onu inkar edenlere ateşten elbiseler kesilmiştir. Başlarına da kaynar su dökülür de bununla karınlarındakiler ve derileri eritilir. Demir topuzlar da onlar içindir. Orada uğradıkları gamdan ne zaman çıkmak isteseler her defasında oraya geri çevrilirler. Yakıcı azabı tadın denilir. Evet. Yine başka bir Celile Allah şüphesiz kafirlere lanet etmiş ve onlara içinde sonsuz olarak temelli kalacakları çılgın alevli cehenneme hazırlamıştır. Onlar bir dost ve yardımcı bulamazlar. Yüzleri ateşte çevrildiği gün keşke Allah'a itaat etseydik, keşke Peygamber'e itaat etseydik derler. Rabbimiz. Biz yöneticilerimize ve büyüklerimize itaat etmiştik. Fakat onlar bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz onlara iki kat azap ver. Onları büyük bir lanete uğrat derler. Ahzab suresi 64 ve 68. Evet, çılgın alevli bir ateş. İmdat diyerek yardım isteyecekleri hiçbir dost ve yardımcıları yok. Böyle bir pozisyonda birileri ateşte evre çevire pişiriliyor tıpkı şişlere takılmış etlerin ateşte çevrilerek pişirildiği gibi yüzleri ateşte çevrildikleri gün ve ardından faydası olmayan pişmanlık feryatları. Rabbimiz biz sana ve resulüne itaat edeceğimize, yönetici ve büyüklerimize itaat etmiştik. Onları razı etmeye çalışmıştık. Kendilerinin bu duruma düşmesine sebep olan yönetici ve büyüklere öyle öfkelenmişlerdir ki Rablerinden onlara iki kat azap talebinde bulunuyorlar. Onlara lanet edilmesinin yüreklerine su serpeceğine inanıyorlar kendi kendilerine. Şöyle bir ayet-i kerime daha. Saat suresi 55 ve 56'da: Tağilere yani azgınlara kötü bir gelecek vardır. Onlar için cehennemde bir döşek vardır. Orası ne kötü bir döşektir. Yine başka bir ayet-i kerime. Araf suresi Vaka suresi 41 ve 45. ayetler arasında kitapları soldan verilenler ne yazık o sol asabına insanın içine işleyen bir sıcaklık ve kaynar su içinde serinliği ve hoşluğu olmayan kara bir dumanın gölgesinde bulunurlar. Çünkü onlar bundan önce dünyada nimet içinde bulunurlarken büyük günah işlemekte direnir dururlardı. Evet. Hava kavurucu sıcaktır. İnsanın derilerinin gözeneklerine işler ve vücutları kavurur. Su ise son derece sıcaktır. Ne serinletir ne de susuzluğu giderir. Orada bir gölge vardır. Kara dumandan bir gölge. Görünce çok sevinirler. Serinlemek için oraya doğru koşarlar. Fakat yakıcı, yalayıcı ve boğucu bir gölge olduğunu görünce müthiş bir hayal kırıklığı. Psikolojik bir azap. Azap içinde azap yani. Şüphe yok ki bu alay ve eğlence manasıyla gölgedir bir gölge ki ne serinletir ve ne fayda verir. Şımarıklara bu sıkıntı ne acıdır değil mi? Onlar için cehennemden bir yatak ve üstlerinde de bir örtü vardır. Zalimleri böyle cezalandırırız diyor Rabbimiz. Araf suresi 41. Evet. Cehennem bir yatakhane gibi hazırlanmış. Misafirlerinin altına ateşten bir döşek, üstlerine ateşten bir yorgan ve başlarının altına da ateşten bir yastık. Yatakhane, döşek, yorgan denilince insanın aklına istirahat, uyumak ve tatlı rüyalar gibi güzel şeyler gelir değil mi değerli dinleyenler? Fakat böyle güzel şeyler düşman başına. Tabi yine aşağılayıcı alay sahnesi. Yani hani derler ya kinayına, kerçine kerçine söyleniyor. Evet, Gâşiye Suresi 4, 5, 6, 7. ayetler yakışı ateşe yaslanırlar. Kızgın bir kaynaktan içirilirler. Beslemeyen, açlığı gidermeyen, kötü kokulu bir dikenden başka yiyecekleri yoktur buyurulur. Cehennem konuklarının altına minderleri, yastıkları serilmişti. Tabii hava çok sıcak olunca hemen içecek bir şeyler ikram edilir. Meşrubatlar gelir. Fakat o da ne? Fokur fokur kaynayan meşrubatlar. Ardından konuklara yemek ikram edilir. Öyle bir yemek ki insanın boğazında durunca ne ileri gider ne geri çıkar. İnsana boğulma anını sürekli yaşatır. Dikenli olduğu için boğazı da parçalamış ve oraya takılmış duruyor. Yiyenlerin açlığını da gidermiyor ne ağırlama ama değil mi değerli dinleyenler? Sonra siz ey sapıklar, yalanlayanlar doğrusu zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla doyuracaksınız buyuruluyor. Vaka suresi 51 ve 53. ayetler arasında. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ey iman edenler Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Alemran suresi 102. ayet-i kerimesini okudu ve şöyle buyurdu. Zakkumdan bir damla dünya suyuna veya dünya yurduna damlatılsa dünyadakilerin yiyeceklerini acıtırdı. Öyleyse yiyeceği zakkum olan kimsenin hali nasıl olur buyuruyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Evet yine cehennem halkı, cennet halkına bize biraz su veya Allah'ın size verdiği rızıktan gönderin diye seslenir. Onlar da doğrusu Allah dinlerini oyun ve eğlenceye alan, dünya hayatına aldanan inkarcılara ikisini de haram etmiştir derler. Bugünle karşılaşacaklarını unuttukları, ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi biz de onları unutuyoruz buyruluyor. A'raf Suresi 50 ve 51. ayetlerde. Öteki dünyada unutulmamak için burada Allah'ı, burada Allah'ı unutmamak ve sonu ateş olan işlerden kaçınmak gerekiyor değerli dinleyenler. Şu dünyanın yaz sıcaklarında güneş altında durmaktan kaçınan insanın cehennem sıcağına nasıl dayanacağının muhasebesini yapması gerekir evet tevbe suresi 81 ve 82'de şöyle buyuruyor Rabbimiz diyor ki Allah'ın Resulüne, Resulüne muhalefet etmek için cihattan geri kalanlar sefere çıkmayıp oturmaları ile sevindiler mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmeyi çirkin gördüler. Bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı. Artık kazanmakta olduklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar buyuruluyor. Evet, Tevbe 81 ve 82'de. Yine Hakka suresinde uzunca bir ayet topluluğu, bir pasaj. 25 ve 37. ayetlerde bakın Rabbimiz nasıl bir tasnifte veyahut da tanımlamada bulunmuş. Kitabı solundan verilmiş olana gelince o keşke der bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke onunla ölümümle her iş olup bitseydi. Malım da bana fayda sağlamadı. Saltanatım, gücüm ve belgelerim de benden ayrılarak yok olup gitti. Böyle kimse hakkında görevli cehennem bekçilerine şu ilahi buyrukla hitap edilir. Onu yakalayın da ellerini boynuna bağlayın. Sonra alevli ateşe atın onu. Sonra da onu 70 arşın uzunluğunda bir zincire sarın. Çünkü o Ulu Allah'a iman etmezdi. Yoksulu doyurmaya kendi yanaşmadığı gibi başkalarını da teşvik etmezdi. Bu sebeple bugün burada onun herhangi bir candan dostu yoktur ancak günahkarların yediği kanlı irinden başka yiyeceği de yoktur. Evet, Hakka Suresi 25 ve 37. ayetler. Amel defterlerini sollarından alanlar okurlar kitaplarını. Okudukça renkleri gider, içlerine bir haşiyet ve pişmanlık ateşi kaplar. Bir taraftan kapkara bir geçmişi okur, bir taraftan hatırlar yaptıklarını sevaphanesinde bir şeyin olmadığını, öbür tarafta ise isyan, fücur ve tuyanla dolu amellerini görür. Mücrimler o zaman bolluğun ve darlığın bir imtihan, gerçek hayatın ise ahiret hayatı olduğunu anlarlar. Dünya hayatını gerektirdiği gibi kullanamadıkları, emanetlere ihanet ettiklerini hatırlarlar ama ne yazık ki vakit çok geçmiştir. Bu ceza gününde hatırlamanın ve pişman olma, pişmanlık duymanın bir faydası artık yoktur. Sadece dünya hayatında, amel yurdunda fırsatların geçmesine yanmaktan başka bir şey gelmez ellerinden. O gün gerçek hükümdarlık Rahman'ındır. İnkarcılar için yaman bir gündür o. O gün salim kimse iki elini ısırarak ne olurdu ben de peygamberle beraber bir yol tutsaydım diyecektir. Vay başıma gelene keşke falancayı veli, dost ve lider edinmeseydim. Andolsun ki bana gelen Kur'an'dan o saptırdı beni. Şeytan insanı yapayalnız ve yardımcısız bırakıyor. Nebi de ya Rabbi kavmim bu Kur'an'ı mehcur terk edilmiş bıraktılar. Buna iltifat etmediler. İnananları da buna gelmekten alıkoydular demiştir. Evet Furkan suresi 26. ve 30. ayetler arası. Değerli dinleyenler, kendilerine gelen Rasule ve Kur'an'a bigane kalanların karşılaştıkları pişmanlık kendilerini yiyip bitirir. Kur'an'ı terk eden, ona Rahman'ın tüm insanlığın hayat nizamı ve düsturları esenliğe götüren hidayet rehberi olarak değil, sıradan yazılan bir kitapmış gibi bakanların, ona yabancı kalanların, onu bırakıp beşeri ideoloji ve kanunlara sarılanların içerisine düştükleri pişmanlık ve hasret böyle tasvir ediliyor. Kur'an lisanınca sonlarının korkunçluğunu gören ve hasret böyle tasvir ediliyor. Evet sonları böyle kötü, sonlarının korkunçluğunu gören hassasiyet ve duyarlılıktan yoksun olarak yaşamış insanlar farkında olmadan iki ellerini birden ısırırlar. Akılları başlarına gelmiş, dehşet etraflarını sarmıştır. Ama bugün yapılacak bir şey yoktur artık. Onların ateşin başında durdurulmuş iken Ah ne olurdu keşke biz dünyada geri, dünyaya geri çevirseydik de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasaydık, iman edenlerle olsaydık dediklerini bir görsen. Enam suresi 27. ayette. Evet ellerine geçirmiş oldukları güçle haksız yere mal toplayıp biriktiren, insanlara zulmeden müstekbirler, karunların, tağutların ve onlara yardakçılık yapıp onları yaşatanların, tuyanın bizatihi Allah'ın dinine karşı galebesi için Müslümanlara savaş açan pis sürüngenlerin, acı sonu böyle ifade ediliyor. Ellerine geçirdikleri saltanatın bir teviye devam edeceğini zannediyorlardı. Bugün ümitsizlik, hasret ve zillet içerisinde yaptıkları zulmün, katliamın ve haksızlığın, şerri hay hayatta tutmanın karşılığını göreceklerdir. Allah davasının erlerini mağlup etmek için zalimlerin yanında yer aldıklarına, onlara itaat ettiklerine pişman olacaklardır. Kendilerini yüceltip takdis ettikleri erkanın da aynı akıbette olduklarını göreceklerdir. Güçsüz, hakir, aşağılanmış halini onların görünce pişmanlıkları daha da artacaktır. Mala ve mülke, saltanat ve dünyaya olan sevgisini ve zafiyetini aşamayıp kullara kul olanlar hasretler içerisinde yanmaya mahkum olacaklardır değerli dinleyenler. Evet, değerli dinleyenler bugün de bize ayrılan süreyi doldurduk. İnşallah haftaya yine sizlerle beraber olmayı ümit ediyoruz ve Rabbimizden niyaz ediyoruz. Sizleri alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.